Evet, sevgili takipçiler, sevgili dostlar, İzmir Sokak News ekibi olarak bugün Alsancak'tayız. Alsancak sokaklarında insanlara asgari ücretle çalışan bir adamla evlenir misiniz diye soruyoruz. Aldığımız cevapları sizinle paylaşıyoruz. Bizi takip etmeye ve desteklemeye devam edin. Teşekkürler. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Evet. Neden? Kişiye bağlı. Kişiyi seviyorsam evlenirdim. Ben çalışır bakarım. O kadar. Evet. Nereye kadar bakarsın peki? Doğruları söyle. Doğruları söyle. Gerçekten düşüncelerini söyleyebilirsin. Hani yok ya, olur ya, seviyorsam evlenirim. Ben geçindiririm. Sevgi her şeyi çözer mi? Her şeyi denen bir kısmını çözer. Eve ekmek getirir mi sence sevgi? Getirmez. Ama o parayla getirir ekmek, bir şey olmaz. İkinizin çalışması gerekiyor. Evet, gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben evlenmem. Geleceğimi düşünmem lazım olmaz. Bir parası, bir şey yatırımı olması lazım. Ama o da bir çabalasın yani. O çabalamayacak, hep ben mi çabalayacağım? Zaten bir düz işçi gibi düşünelim yani. Asgari ücretli çalışan bir işçi gibi düşün. Öyle düşün. Öyle biriyle evlenir miydin? Ailen izin verir miydi? Ama beraber olurdum ama o kadar ciddiye bindirebilir miydim bilmiyorum. Peki şunu sorayım. Ne kadar bir maaş olsaydı evlenebilirdin? Bir ortalama söyleyebilir misin? Asgari ücretten biraz fazla oldu. Ne kadar biraz fazla? Biraz fazla. Evlenirdim diyor ama. Evet, bir yerden sonra dönmeye başladı. Ama sonra düşündüm, evlilik biraz sorumluluk gerektiriyor. Çoluk, evet. Çocuk, işte ev, masraflar falan. Belki olmayabilir. İş ciddiye bindiğinde farklı oluyor. Ya, sevgili olunur okey yani, onlar sıkıntı değil de belki iş ciddiye bindiğinde belki geçinemeyebilirdik. Haklısın sen. Ya artık asgari ücret de yetmiyor. O yüzden hani bence bayağı bir tık olması lazım, üstü olması. Bir rakam verebilir misin peki? Bir rakam veremem. Yani en az ne kadar maaş alması gerekiyor bir erkeğin evliliğe uygun olması için? En az 50. 50 alsın, evet. 50 alsın. 50 kurtarıyor mu? 50 bilmiyorum. Şu an kurtarıyor ya. 50 kurtarır ya, tamam. Açlık sınırı bu arada 17.225 lira olmuş. 35. Bununla ilgili. 35. Tamam, sen 35'e tamamsın. Sen 50'ye. 50. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aa, harika işte, ekip bu. Merhaba, nasılsınız? Evet, merhaba. Soru bu. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Tabii ki de evet. 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 Neden evet? Neden evet? Dürüst insan bulmak çok zor bu devirde. Ha, dürüst olduğunda maaşının bir önemi yok diyorsun. Önemli değil. Önemli olan zaten iki insanın anlaşmasıdır. Öncelikle buna bakalım. Sonra zaten dürüst, maneviyat, aile kültürü, aile terbiyesi görmüş. Bu devirde kimseye güvenilmiyor ama kesinlikle olabilir. Neden olmasın? Peki nereye kadar sizce olur bu iş? Ya nereye kadar değil. İki kişinin dediğim gibi anlaşması önemli. İki kişinin de çalışması gerekiyor galiba. Çalışması da, anlaşması da. Eğer gerçekten birbirlerine değer verirlerse, severlerse yani yürütemeyecek, gidemeyecek yol yok. Siz sevgi her şeyi çözer diyorsunuz. Tabii ki de sevgi her şeyi çözer. Şu taşın altında bile çiçek açar. Dağın tepesinde bir koya, kocaman kayanın üzerinden bile çiçek açar. Yeter ki insan sevsin. Merhamet bence her şeyden önce önemlidir. Ben size çok katılıyorum ama çok romantik olduğunuzu düşünüyorum bu konuda. Aksine hiç de romantik değilim. Biliyor ama konuşmalarınız çok romantik. Biraz feministim öyle diyorlar ama bence sevgi her şeyi çözer. Önemli. Güzel. Siz yani ne düşünüyorsunuz? Evlenirdim ya. Yani katılıyorum. Önemli olan anlayış. Bir de tabii ki iki kişinin beraber çalışması. Yani iki kişi beraber birlikte çalıştıktan sonra olur yani. Bir öğrenci hayatıyla gider bu iş. Öğrenci hayatıyla yok. O kadar da değil de. Yani o maaş şu an öğrenci hayatına tekabül yani ediyor çünkü. Maalesef biraz geçim zor. Yani dediğim gibi ama. Siz sevginin her şeyi çözeceğine ve yeteceğine inanıyorsunuz. Ben de duygusal bir insanım. Çok evet. Mantıklı hareket eden bir insan değilim. O yüzden evet yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok iyi. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Türkçe bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Nereden geliyorsun? Starbucks. Starbucks. Ülke olarak. Kazakistan. Hoş geldiniz. Nereden? Sen Türkçen iyi gibi biraz. Evet. Anladım. Asgari ücretli biriyle evlenir miydin? Yok. Neden yok? Ne için lazım? Yani fakir bir adamla evlenir miydin? Yok. Niye? Yok. İstemiyorum. Fakir adam istemiyorum. Yok. Zengin adam istiyorum. Tabii. Tamam. Sen? Богатого человека хочешь или бедного человека? Типа вышла бы замуж за бедного человека? Fakire erkek olmaz. Fakire erkeği sadece annesi sever, değil mi? Buradan mı? Nasıl? Bunu çeviremiyorsun. Fakir erkeği sadece annesi sever. Evet, doğru mu? Evet, doğru doğru. Çevirsene. Мужика без денег только любит мама его.
Bolşnik. Doğru. Ne zamandır İzmir'desiniz? Ben bir ayda fazla. Ha, yeni. Evet, ama o 4 ay. 4 ay. O senden daha eski ama Türkçesi senden daha iyi. Ben zaten ilk senedir Türkiye'de yaşadım. Ha, ondan. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Asgari ücretli biriyle evlenmek ister miydin diye soruyorum. Evlenir miydin diye soruyorum. Evet, evlenirdim. Ben... Evlenir miydin? Evet, neden? Mutlu olabilir miydin? Ya insanın arasındaki ilişkiye bağlı bir şey değil mi mutlu olup olmamak? Genelde para mutluluk, mutluluk paradır mantığı var artık günümüzde. Ya da ne zamana kadar mutlu olabilirdin sence asgari ücretle? Açlık sınırı şu an 17.225 TL. Asgari ücret 17.002 TL. Yani anlaşabildiğim noktaya kadar olurdum. Eğer maddi olumsuzluklar ilişkiye yansımıyorsa bir sıkıntı olmaz. Peki yansımayabilir miydi sence? Yansımadan bir ilişki yürütülebilir mi? Bir yerlere çıkmak isteyeceksin, gezmeyi isteyeceksin erkek arkadaş mı? Hayır. Erkek arkadaşım değil, normal arkadaşım. Ha, direkt yani... üzerinden soracaktım yani. Hayır. Ya şimdi bence şöyle bir şey var. Şimdi para ikimizin de derdi olacak ya. Hani sadece o ya da sadece ben geçim sıkıntısı çekmeyeceğim için. Birlikte çekeceksiniz. Evet. Hı. Yani bunu ilişkiye yansıp da ara bozmaktansa böyle dert paylaşmak okey evet. Ama... Sen sağlıklı düşünüyorsun. Biraz romantik düşünüyorsun. Sağlıklı ya da romantik düşünmüyorum. Ben büyük ihtimalle mezun olunca askeri ücretle bir işe gireceğim ve çalışacağım yani. O yüzden bunu kabullendiğim için... Karşılıklı kazanacağız o maaşı diyorsun. Aynen, aynen. O yüzden o onu alıyor, ben bunu alıyorum gibi bir durum olacağını zannetmiyorum yani. Bir de ülkenin gerçeği olduğu için ben de sağlıklı. Teşekkür ediyorum. Bu kadar sorularım. Çok sağ ol. Ablam, sana sorayım. Asgari ücretli bir adamla evlenir miydin? Kaç para ki askeri? 17 bin. Aylık. Kiraya mı verecek, suya mı, elektriğe mi, yoksa mağaza mı? Yok ya, evlenmezdim. Evlenmez miydin? Belediyede çalışan da evlenir. Tamamdır, teşekkür ederim. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Ya da eniştem asgari ücretli çalışan biri olsaydı evlenir miydiniz? Evlenmezdim. Neden? Yetmezdi çünkü. Ablam çok dürüst, bize böyle insanlar lazım. Tamamdır, teşekkür ederim, çok sağ olun. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. Evlenir misiniz? Evlenirim. Neden? Sevmem önemli yani. Sevgi her şeyi çözer mi sizce? Çözer. İnanıyor musunuz buna? İnanıyorum. Kaç ay çözer? Seviyorsam cidden çözer. Senin de çalışman lazım burada. Ben çalışırım, sıkıntı yok. Yani o iş sadece adamın maaşıyla yürümez. Yürümez zaten ama fark etmiyor yani. Seversem her türlü olur, sıkıntı yok. Çok iyi, sen ne düşünüyorsun? Ya askeri ücretle evlilik çok kolay olmayabilir yani. Çok birini sevsem bile... Bir şeyleri düzdükten sonra ya da nasıl desem birikim yaptıktan sonra ancak o şekilde olabilir. Yoksa... İlişki süreci boyunca para biriktirmek gerekiyor o zaman. Kesinlikle ben ona katılıyorum. Kolay değil çünkü para da bir süreden sonra çünkü eğer bir erkek yani şu an Türkiye gündemimizdeki erkeklere bakılacak olursa genellikle güçlü durmak istiyorlar. Aileyi onların yönetmelerini istiyorlar. Bundan dolayı bir erkeğin para sorunsalıyla karşılaşması hem karısına hem ailevi durumuna hem de kendi mental açısından sağlığına zarar vereceği için sağlıklı bir ilişki de sürdüremeyebilirler. Bayağı bizim psikolojimizi anlattın. Erkekleri anlattın. Şöyle çok iyi. Ondan dolayı yani karşımdakini düşünerek yani o nasıl uygun görürse yani. Harika empati yapıyorsun bu arada. Teşekkürler. Peki şunu sormak istiyorum. Bir erkeğin sence maaşı ne kadar olmalı en az? Bir erkeğin maaşı en az bence 30 bin liradan başlamalı. 30 bin. Çünkü erkekler olarak hayal dünyanız çok geniş. Ya da istediğiniz bir araba ya da istediğiniz bir yere sevdiğiniz insanları götürmek istiyorsunuz. Çünkü evet, aileden de evet, bu şekilde evet, görüyoruz. Evet, çok iyisin. Bundan dolayı sevdiğim bir arabada sevdiğim bir kadının yanında bir yerlere gitmek bence en az 30 bin liradan başlamalı yani. Harikası, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evlenirim dedim. Karakteri güzelse neden olmasın tabii ki de. Karakteri iyi olsun yeter. Aynen, karakter güzelse ben de çalışırım, iki asgari ücret olur gideriz. Gül gibi geçiniriz. Birbirimize güvenelim yeter diyorsun. Aynen, güven önemli. Karakter önemli. Karakteri kötü olmuş, parası çok olmuş, beni aldatmış, neye yarar? Önce karakter, para hepsi sonradan geliyor. Önce karakter diyorsun. Aynen. Sen abla? Aynen. Sen de önce karakter diyorsun. Evet, karakteri sağlamaktansa her şey olur. Ama karaktersiz olmuş, huyu güzel olmamış, zengin olsa ne yazar? Peki parasızlık bir adamı bozabilir mi sizce, karakterden gittik ya? Para bozar, parasız. Evet. Yani parasız bir adamın karakteri ne kadar sağlam kalabilir? Bu zamanda biraz zor. Aslında gerçekçi düşünürsek parasız hiçbir şey olmuyor. Para da şart bence biraz.
şart. Peki size farklı sorayım. Bir erkeğin maaşı en az ne kadar olmalı sizce? Türkiye şartlarında en azından 40 bin. En az. Sence abla? Durumuna yerine göre ama 30-35 bin de yeterli. En az değil mi? Aynen. Maalesef. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Sen neydiniz bu arada? Muğla'dan geldim. Muğla'dan mı geldiniz? Biz Muğla'dayız. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Asgari ücret alsaydı evlenir miydin? Hayır. Neden? Ya geçinemeyiz. Kavga olur. Çok dürüst kanka. Çok öyle. Dürüst. Ben de evlenmezdim. Sen de mi evlenmezsin? Ben de evlenmezdim. Peki şöyle sorayım. Bence. Evet, ikisi de çalışmalı. Peki bir erkeğin en az ne kadar maaş alması gerekiyor? Bilmiyorum. Çiçek alabilecek kadar. Yani bilmiyorum gerçekten. O kadar ilgilenmiyorum ama asgari maaş da yetmez yani. Teşekkür ederim. Kızıldığınız için çok sağ ol. Asgari ücretli biriyle evlenir miydin? Evlenirdim. Gerçekten mi? Evet. Çünkü ben de çalışacağım. Hı-hı. O yüzden ortak yani. Herkes kendi şeyini alabilir. Ne kadar geçinebileceksiniz? Sen de asgari ücret aldın diyelim. Tamam. Çatlar yani ne bilmiyorum. Peki şunu sorayım. Bir erkek sence en az ne kadar maaş almalı? Bir rakam söyleyebilirsin. Bir düşün bakalım şimdi. Öğrenci misin? Evet. 30 bin falan. Ben de çalışsam yeter. Sen de asgari ücret alsan 47 bin. Evet. Artar o, daha ne olsun? Artar diyor. Çocuk yapmaya falan gerek yok yani. Siz öğrenci hayatı yaşamaya devam edersiniz. Evet, yeter. Bir tek L koltuk. Evet. Mutfak. 1+0. Değil mi? Oraya dönüyor. Hepimiz oraya doğru gidiyoruz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ ol. Ablacığım. Dilenci değil. 1 liram var mı be abla? Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Ha, eniştem mi? Evet. Aynen. Eniştem asgari ücretli alsaydı evlenir miydin? Önemli olan sevgi. Öyle mi diyoruz? Evet. Eniştem şu an asgari ücret mi alıyor? Sorulmaz ama. Almıyor. Asgari ücret almıyor tabii ki. Ama alsa da problem değildi yani. Peki sizce bir erkeğin maaşı en az ne kadar olmalı? En az. Bu ülke şartlarında. Kendimi de çalışıyor sayarsam en az 50 bin. Çalışıyor halde 50 bin. Tabii ki. Çalışmıyor olsanız? Çalışmıyor olsam iki katı isterdim yani. 100 bin. Çünkü çok zor gerçekten. Evet. Yani hani eş adayı olarak soruyorsan asgari ücret gerçekten zor geçinmek için. Evet. Ama sonuçta sevdiğim biriyle de asgari ücret alıyor diye de reddetmesi de ne kadar doğru İkilemde. Olur. Burada yanlış. Sevgi biraz güçlü ama dediğin gibi abinin ikilemde kalıyoruz. Yani sonuçta sevdiğim bir insan asgari ücret alıyor diye bırakılması bence ne kadar gerçek sevgi olur onu düşünmek lazım. Ama tabii ki asgari ücret çok çok düşük. Ama gerçek hayatta bu söylediğiniz peki ne kadar oluyor? Bir de o var. Olan vardır illaki. Vardır. Bunu bir de erkeklere sormak lazım. Hadi sen söyle fikrini. Sence abi erkek asgari ücret aldığında biriyle evlenebilir mi? Yani yeterli olur mu? Şu an kesinlikle evlenemez. Ya evlense de evliliğin çok sağlıklı olacağına inanmıyorum. Çünkü şu an günümüzde 17 bin lira gibi çok komik bir asgari ücret alıyor insanlar. Hani gerçekten çok zor. Yani düşünsene 17 bin maaş alıyorsun. Açlık sınırı 17.225 olmuş. Yani düşün. Bir de bu adamın en kötü 10.000-15.000 evi yoksa kira verdiğini düşün. Yani rakamlar ne yazık ki çok kötü. Hatta rezil halde. İnşallah düzelir. Ama o rakamlarla geçinmek çok zor. Çok zor yani. Çok imkansız. Zor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ederim. Güzel sorularım var. Falcı gibi. Eniştem mi? Evet. Eniştem asgari ücretli olsaydı evlenir miydin? Hayır. Sen eniştem? Ne? Asgari ücretli olsaydın bir adamla evlenir miydin diye soru soruyorum da. Şu andaki asgari ücretli insan tek başına geçinemiyor zaten. Nasıl evlenecek ki? Peki bir erkek en az ne kadar almalı sence? Bugünün şartlarında 30 bin liradan aşağı kurtarmaz. Geçinemez. Kurtarmaz evet. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Sağ olasın. Akenler aralarında konuşuyorlar. Soruyu verdim. Olmaz ki böyle. Benle konuşun ama. Asgari ücretli bir adamla evlenir miydin? Evlenirdim. Sen sevgi her şeye yeter mi sence? Beklemiyordum çünkü evlenirdim demeni. Ya ben evlenirdim çünkü şimdi ben de askeri ücret alsam mesela. Ben de çalışırım, o da çalışır. Hallederim yani sevgiyle. Sence geçinebilir misiniz? Geçinemeyiz. Ama orasını düşürürse geçinebiliriz. Ona rağmen evlenir miydin? Geçinemeyiz ama evlenirdik mi yani? Seviyorsam evlenirim. Şu an bir deli cesareti görüyorum sende. Şu an benim sevgilim askeri ücret alıyor. Evlenirim yani. Buradan selam göndermek ister misin? Evlenecekmiş bak kanka. Duydun. Evleneceğim. Asgari ücretli biriyle evlenir miydiniz? Bu dönemde. Hayır bu şey gibi düşünmeyin. Evliliğinize zarar verecek gibi düşünmeyin. Hayır.
genç yakışıklıysa bu yaşta evlenirim diyormuşum. Ona gülesim geldi az kere. Ben bakarım diyormuşum. Yok yavrum hiç evlenilir mi? Siz komple evliliğe karşı gibisiniz biraz. Biraz da öyle. Torunumun yanında evlenir miydim torunum? Çok iyisiniz.